O Eda'dan çıkan mesaj ama çok gerçekten önemli bir şey söyledin. Evet, telefonda çünkü... Eda Nur'un intihar ettiği o sitede oturan bir kişi bizi aradı. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. O geceye dair ne biliyorsunuz? Bu abi denilen şahısla ilgili ne biliyorsunuz? O şahsa yönelik bir şey bilmiyorum. Ancak bir özlemimi iletmek istedim. O gece vefat eden kişinin müdahalesi yapılırken ambulans tarafından bir araba geldi siteyi, binanın önüne. İçinden genç 25-30 yaşlar arasında bir bey ve yanılma payım olsun ama gülerek çok benzeyen genç bir kızıydı. Genç kız çok telaşlıydı. Bir daha çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Biz sizin sesinizi tam alamıyoruz. Telefonu galiba çok yaklaştırıyorsunuz. Böyle boğuk boğuk bir ses çıkıyor. Biraz daha böyle bir odada ve biraz daha telefonu ağzınızdan uzaklaştırırsanız. Önemli bir şey söylediniz galiba. Ha? Tekrar mı? Ha, tamam. Ben sanki şey duydum. O gece müdahale edilirken Eda'nın başında bir arabadan 25-30 yaşlarında kızlar indi dedi sanki. Birileri daha şey oldu. Birileri gelmiş. Evet, birileri gelmiş ama şey olabilir. Bir daha bir bağlasın. Eşi de olabilir. Çünkü kimin eşi? Sıla'nın, buradaki oturan Sıla'nın eşi de olabilir. Hani ha, isim vermek istemiyorum. Çünkü beni almaya geldiğinde Sıla Güler Sıla'nın eşi. Ha, onlardan mı acaba? Ha, ondan bahsediyor. Beyaz araba mı acaba? Evet, o beyaz arabadan. Bu da belki beyaz arabaysa. Şimdi Fulya'cığım, demin bir şeyden bahsettik. Hani bu mesajı Eda Nur'un yolladığını düşünüyoruz ama biz bazen biliyoruz ki başka kişiler intihar mektupları falan yazarak da bu şekilde şeyler yapabiliyor. Bundan %100 emin olamayız. Belki de başkası da yazmış olabilir o mesajı. Yani her şeyi düşünmek lazım varsayımsal olarak. Nasıl başkaları adına mektuplar yazılır? Gerçi siz daha iyi bilirsiniz. Ama hani Savaş Bey, yani bunlara çok biz görmüş olabiliriz. Tabii, kızını harcadılar falan yazmazlar. Yo, yazabilir. Bence o mesaj kendisinin, Eda Nur'un yazdığı mesajdır da. Eda Nur'un annesine yazdığı. Şey var mı mesela? Ama yani esas burada nasıl yani? Sizin ikinizin arasında bir söz. Özel bildiği şeyler mesajın içeriğinde var mı? Yani sadece başkasının... Eda hiç hata yapmaz. Benim 5 çocuğum var. 5'inin ismini güzel yazıyor. Sadece en küçük kızımın adı kafama soru işareti bırakıyor. Yani bunlar çok önemli. Evet, evet. Kızım şöyle bir şey, nadir bulunan bir isimdir. Almina yazacağı yere Almanya yazmış. Ha. Evet. Bakın bunlar yani çok önemli. Bir dakika önemli. Ya, Aleyna, evet, ben o ifade ederim ki hatta seni ve Almanya'yı çok evet, özleyeceğim. Evet, öyle bir şey vardı. Evet. Yani belki çok işte farklı. Ben dedim ki bunlar olabilir. Almanya'dan mı geldiler acaba? Yok. Falan değildi. Almina yazacağı yere. Evet, ben de bak Almanya'yı. Yok. Almanya ve Ömer'i çok seviyorum. Almanya'yı. Yani orada bir pot kırmış. Yani belki mesajı bu yüzden dedim. Başkası da bakın, yazmış Almanya'yı olabilir. Yazıyor. Ha, evet evet. Yani bravo Esra, çok güzel bir şey yakaladın. Yani, evet yani bunu illa o yazdı demek ki onlar da yazıp atmış olabilir. Ablana, bakın hiç hata Aleyna'yı, yok. Evet. Almanya'yı çok yani seviyor. Yani alkol alan bir kıza benzemiyor. Hayır, bakın, sadece Almina'nın dışında. Yerinde. Ben de bunu ilk şeyde okuduğumda Almina. Mesajı da bu Almanya ne? Yok, Almina. Bakın Ömer'i diyor ayırıyor. İyi Güler koyuyor. Mi hatta? Bir dakika Güler hatta. Güler. Efendim Fulya abla. Ablacığım, nasılsın? Abla ben ilk başta bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Anneme o mesaj atmış değil mi? Annemi hani çok sevdiği için, ben Eda'nın hakkını aramayacağım için bu mesajları anneme attı değil mi? Öyle söylüyor annen. Annem son 15 yıldır, tamam mı? Eda'nın cebinin içerisine kaç kere 50 lira para koydu? 50 lira, bak 50 lira çok büyük senin, bir şey değil. Senin sana ben ev açtım. 40 milyar borcun altına girdim. Babama hepsini ispatlarım. Babama ödettirecektin o 40 milyarı. Ne? Babama ödettirecektin. Sen ödettirecektin Ömer'i sokağa attın. Adam yok ki. Koydun. Adam yalan yok mı? Ki ortada. Babası adam, ölü. Adam yok ki. Geçen sene öldü baba. Güler peki Eda sana bu mesajı, annene attığı o mesajı, yani şu şey mesajı. Ben Eda ile odakine zaten mesajlaşıyordum. Sana atmış olsaydı sen bu işin peşine gider miydin, bırakır mıydın Güler? Abla bıraktı. Benle o dakika zaten mesajlaşıyor. Eda zaten o dakika benimle mesajlaşmaları var. Hayır ben ama. Ben size saatlerini atayım göndereyim. Hayır. Eğer bana atmış olsaydı tamam mı? Heh. Ben direkt durduracaktım. Anladınız mı? Annem biliyor, yazıyor, tamam mı? Benle mesajlaşıyor zaten, sizce o intihar mesajını atacak bir insan, uyuyan bir insana mı atar yoksa uyanık olan bir insana mı? Uyanık olan bir insan atsa biliyor, durduracak.
Kim gelirse gelsin biliyor ben onu durduracağım. Nasıl durduracaksın? Attıktan sonra kendini aşağıya nasıl durduracaksın? 40 dakika boyunca beklemiş bu kız. 40 dakika boyunca. 40 dakika. Evet. 40 dakika. 40 dakika boyunca bekliyor. Bakın nasıl mesajı atıyor, kendini atıyor aşağıya. Böyle düşünün. Zaten sizin tek tık da, tek tık yani telefonu, internetini kapatıyor evet. Anne gece. Evet. Bu biliniyor. Evet. Her gece anne de internetini kapatıyor. Evet. Evet. Bu bilindiği için Eda mesajı nasıl bana yazıyor, tık diye atıyor, o gün de aşağıya atıyor kendini. Yazıyor. Saniye sürmüyormuş. Ben bunu öğrendim, saniye tamam, sürmüyormuş. Tamam, Gül'e mesaj atıyorsa sürekli niye iletişim bunda halindeyse niye müdahale etmediniz o zaman? Böyle bir şey attı mı? Bilmiyordum ki, bilmiyordum. Bana sizce bu intihar mesajını atsa ben durdurmaz mıyım? Sıla'yı ararım, onu bunu ararım, anladınız mı? Muhakkak bir şekilde o kıza yetişirim ben. Evet, abi arar durdurdunuz. Bakın, ne olursa olsun bak, benim babam vefat etti. Babamı çok seven bir insan değilim ben, tamam mı? Ama gene o cenazeye yetiştim. Ne olursa olsun, anladınız mı? Eğer Eda bana böyle bir mesaj atmış olsaydı, ben buradan kendimi uçak tutardım, gene yetişirdim ben o kıza. Yok, acaba annen ama şunu söylüyor. Tamam, sen tabii ki intihar, yani ölmesini engellerdin yani, hani müdahale ederdin. Ama diyor ki, araştırın diyor. Diyor ki, hani Güler bu işin peşine bırakır ama annem bırakmaz mantığıyla mı? Ben bu işin evet peşini bırakmadım. Ben Eda'nın attığı mesajı yerine getirdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.